Başkanı Seyit Ahmet Göçer'le beraberiz. Kendisiyle kurultayı takip ettik. Sayın Başkan'la beraber kendisi de oradaydı. Coşkulu bir kurultay oldu. Gerçekten Devlet Bahçeli'ye yakışır bir kurultay oldu. Sayın Başkan'ın da orada izlenimlerin notlarını tuttu. Onları değerleneceğiz. Kırıkkale halkımıza bir şekilde kurultayımızı anlatmış olacağım. Evet Sayın Başkan, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz başkanım? Şimdi kurultayda beraberdik. Evet, bir ayda yorulduk. Evet, kalabalık. Kurultayımız çok kalabalık, şölen havasında geçti. 11 bin kişilik bir salondu. Dışarıda da bir o kadar da içeri giremeyen yurttaşlarımız vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiyi içine sindirdiği ve çok demokratik bir şekilde yapılan bir kongreydi. Bunun yanı sıra yurttaşlarımız çok heyecanlıydı. 97 yılında yapılan kongreden sonraki en heyecanlı ve coşkulu bir kongreydi. Kongrenin ana teması Sayın Genel Başkanımızın, Devlet Bey'in son derece diğer adaylara demokratik olarak davranmasıydı. Orada kongre salonunda dikkat ettiyseniz Sayın Genel Başkanımızın resmi yoktu. Ve ilk açılış konuşmasını yaptıktan sonra haksızlık olmasın diye İkinci bir konuşma yapma gereği duymadı. Evet. Bu çok önemliydi. Bizim kongrelerimiz ilçe ve il kongreleri bittikten sonraki süreçte başlamış ve genel başkanlık kongresi de dün Allah'ın izniyle son derece güzel bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Burada evet başkanım, orada ben tıklatmayı çeken şu oldu. Koray Bey'in de grubu olsun, gerek Devlet Bey'in de grubu olsun. Yani hep kitapta evet. Yarışmış oldu, hatta üçüncü aday vardı. Ama birlik, beraberlik bir mesajlar verildi orada. Evet. Güzel bir nezih bir seçim bizim oldu. Bizim için en önemlisi evet. Oydu. Evet. Bizim için bir şölen havasında kongremizi yaptık. Sonuçta yani biz Kırıkkale'yi teşkilat olarak bizce bilinen bir sonuçtu. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey'in yeniden genel başkan seçilmesi ta seçimin ta baştan adaylıklar başladığından sonraki konumda biz Kırıkkale İl Teşkilatı olarak Devlet Bey'e destek vermiş olduğumuzu açıklamıştık. Evet. Ama tabi burada Koray Bey'in yanında olan diğer arkadaşlar da bir sabır içerisinde hiçbir provokatör harekete gelmeyerek olumlu bir şekilde salon içerisinde birlik ve beraberlik damgası vurularak sonuçlandı. Buradan da bu şüphe ki Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonraki seçimlerde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin alternatifi olacak ortaya çıkmıştır. Evet. Ve bundan sonra da inşallah bu şekilde devam edecek. Demek olsun bir şey, seçim oldu. Evet. Yani daha önceden sizin partinizde aday çıkmıyor. Devlet Bey çıkıyor, tek deniyorlardı ama şimdi burada yani Devlet Bey ortaya çıktı. Manasız olduğu ortaya çıktı. Aday 11 ay arkadaşımız evet. Genel Başkanlık evet. için müracaat etti. Zaman zaman bizim il teşkilatımızı ziyaret eden adaylarımız da oldu. Ancak tüzük gereği 2009 yılında alınan tüzük gereği 40 üst kurul delegesinin imzasını divana sunmaları gerekiyordu. Bu 40 imzayı da 3 adayımız sunmuş oldu. Bunların içerisinde Musavak Bey var, eski İzmir İl Başkanımız. Onun konuşması da son derece bizler için önemliydi. Teşkilatın birlik beraberliğine damga vuracak şekilde değerlendirmeler yaptı. Yani sonuç olarak Milliyetçi Hareket Partisi bu sınavı en güzel şekilde vermiştir. Beklenti de bu mu Sayın Başkanım? Yani siz evet, yani biz Sayın Genel Başkanımızın bu kongrede ne kadar çok hassasiyetle üzerinde durduğunu biliyorduk. İl başkanları toplantısında bizlere devamlı tavsiyelerde bulunuyordu. Çünkü 800 tane basın müracaat etmişti. Evet. Bu kongremizin yayınlayabilmesi için. Ondan dolayı birçok siyasi parti de, bunların içerisinde iktidar partisi de ellerini ovuşturarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresinde kavga dövüş görüntülerine çıkmasını böyle bir beklenti içerisinde olduklarını zannediyoruz biz. Ama bunu tam tersi olarak ülkücülerin birbirine kenetleşerek evet. yapmış oldukları güzel bir kongreydi. Onlar da beklediğini görmüş oluyor diyorsun yani, değil mi? Türk milleti bunun cevabını artık verecek inşallah. Peki başkanım, bundan sonra ne yapıyoruz siz? Yani kongremiz bitti. Evet. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye hayırlı olsun diyoruz. Biz buradan da onları kendisine iletiyoruz.
sizin aracınızı da. Siz de yerel seçim geliyor. Önümüzde bir artık bir seçim var. Yani bu seçimde de daha önceden de bir hazırlıklarınız var. Bundan sonra artık önü açık. Yani, ne yapıyoruz herhalde? Biz bu seçimlerde iş kongremiz yeni geçti. Divan teşekkür oluşturduktan sonra biz Kırıkkale İl Başkanlığı olarak ilçe teşkilatlarımızla ülkücü arkadaşlarımızla bir araya gelerek yapılacak olan belediye seçimlerinde çok ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Çünkü belediye seçimlerinin öne alınması noktasında henüz daha bir netlik kazanılmadı. Zamanında yapılması veya erken alınması ona göre hazırlıklarımızı tamamlayarak Kırıkkale'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin alternatif olduğunu göstereceğiz inşallah. Biz alternatif diyoruz. Yani biz Milliyetçi Hareket, AKP'nin alternatifi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Evet. Bunu da tüm kadrolarımızla çalışarak, milletimizin gönlünü alarak yapacağımız hizmetleri anlatarak inşallah bundan sonra hazırlanmaktayız. Burada 17 beldemizin kapanması söz konusu. Tabi bu beldeler noktasında da kapatılmasına karşıyız biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Evet. Çünkü önümüzde bir Kırıkkale'yi baz alırsak Çullu var, Ahalı var, evet. Yolları daha yapılmamış. Haftada bir kez çöp alınmıyor. Daha önce kapanan belediyeler değil mi? Kapanan belediyeler. Evet. Yani diğer tarafta kapatılacak olan beldelerimiz kapandığı zaman da bu hizmetler zaten yürümeyecek. Onun için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her beldeye, her ilçeye almak için çalışacağız, çaba göstereceğiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle de orada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kasabalarda, belediyelerde, ilçelerde gerekli çalışacağız diyor. Gereken tüm özeni göstereceğiz. Ciddi bir seçim çalışması yapacağız. Evet. İlçelerde geçmiş yıllarda az bir oyla kaybetmiş olduğumuz ilçelerimiz var. Bunu daha sıkı bir şekilde tutarak adaylarımızı belirleyerek gözünde tutarak adaylarımızın yapısını çıkacak olan şu anda ciddi oranda talepler var. Ayrıca bir çalışmanız var mı başkanım, projenin? Bunlar ilçelerle çalışma kasabalarına ilgili. İl noktasında da yine aynı şekilde 28 mahallemizde oluşan bizim teşkilatlarımız var. Bunları aktif rol üstlendirerek, komisyonlar kurarak merkezde de daha farklı bir çalışma metodu uygulayacağız. Yani duyurularımız geç bunlar söz söylendi ama ilde de bir hayli alay çıkacağı şimdiden söylenti oluyor. Bizim için daha iyi olur. Demokrasinin güzelliğidir. Ne kadar kurultay örneğini verebiliriz. Yani bizim için ne kadar çok arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelip adaylığı müracaat ederlerse bizim için son derece sevindirici bir olay olur. Zaten biraz önce dediniz ya AK Parti'nin alternatifi. AK Parti diyor ki MHP'nin adayı kim olacak acaba? Bu çok önemli. Onları bekliyor herhalde. Bilmiyorum ama. Yani bizim onlar kimi beklemesi farklı bir şey değil. Biz kararımızı teşkilatlar olarak veririz. Adayımızın da sonuna kadar arkasında yer alır. Destekleyicisi oluruz. Çalışmanızı yapacağız. Evet, peki efendim. Ne diyoruz? Kurultayımız bitti, seçim, her şey çalışmalarımız başlıyor, her şey önünde. Evet. Kırıkkale halkı size eden, ne dersin Kırıkkale halkı adına? Biz Kırıkkale halkına bizi izleyip takip ettikleri için bu kongremizde ciddi derecede arkadaşlarımız katıldı. Partili partisiz birçok Kırıkkale'li hemşerimiz kongre salonunda yer aldılar. Bu kongrenin milletimize, ülkemize, partimize hayırlı olmasını diliyoruz. Evet. Biz siyaseti milletimize hizmet için yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek hedefi Kırıkkale'de daha iyi bir hizmet verebilme yarışıdır. Maalesef 10 yıldır iktidar elinde tutanlar şu ana kadar Kırıkkale'de gözle görülür hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu seçimlerde Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Kırıkkale'de seçilmesiyle bazı değişiklikler, hizmet gelmesi noktasında vatandaşlarımız umutlanmıştır. Ama seçimin üzerinden uzun bir yıl geçmesine rağmen şu anda beklenen görüşlere yer verilmemiş, hizmet alamamıştır. 3 tane milletvekili var. Ama haftada bir gün gelip sadece kendi partilerinin derdini dinlemekle Kırıkkale'ye hizmet etmiş sayılmazlar. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletin umudu olması noktasında hizmet vereceğiz, anlatacağız, yorulmayacağız. Bıkmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak.
biz düğün en iyisini yapacağız diyorsun. Yani i̇nşallah, evet, inşallah. Milletimiz takdir buyursa hizmetin en iyisini yapmaya biz kararlıyız. Şimdiden de buradan tüm hemşerilerimize biz teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Efendim gördüğünüz gibi kurultayı değerlendirdi Sayın Başkanımız. Zaten biz kurultayda beraberdik, kendisi beraberdik. Kısa kısa notlarımız vardı, çalışmalarımız vardı. Onları değerlendirdi. 40 altına da mesajlar verdi. Seçim hazır olduğunu söyledi. İlçelerde kasabalarda hazır olduğunu söyledi. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Başkan konuşuyor programımızda. Bir başka bir başkanımızla bir araya geleceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanal Siyaset hep sizlerin yanınızda.